Geçiş oyununa hoş geldiniz. Mali ile birlikte derbinin ardından 11. hafta maçlarıyla karşınızdayız kadro mühendisleri olarak. Mali nasılsın? Tebrik ederim derbi galibiyeti için. Vallahi gayet iyiyiz. Dediğin gibi derbi galibiyeti sonrası. Stattaydın değil mi? Aynen ya bu sene çok büyük bir aksilik olmadı sürece bütün maçlara gitmeye çalışıyoruz. Yine stadda Uzun bir aradan sonra mutlu ayrıldık. Son dönemde gittiğimiz maçlarda istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Ama Galatasaray maçından sonra biraz mutlu ayrıldık. İyi oldu. Özlemişiz galibiyeti. İyi maç oldu bence. Yani seviye ben insanların söylediği kadar düşük değildi bence. Ya tabii ki tartışılır. Galatasaray biraz daha oyuna ortak olmaya çalışsa daha da iyi olabilirdi. Geçen sezona benzer bir yapıyla çıktı Galatasaray. Gerçi bu sezon daha çok görüyoruz. Sen daha da yakından yani, takip ediyorsun. Ben Galatasaray'ın çok oyunu böyle istenme, istemediği gibi oynandığını da düşünmüyorum ya. Yani bildiğimiz Galatasaray en azından Fatih Terimli derbi Galatasaray'ı bu değildi geçmiş yıllarda. Yani son ya... yılda böyle görüyoruz ama tabii ki daha öncelerinde bildiğimiz... Ya zaten... benim şöyle, şöyle bir şey değil zaten yani Galatasaray çıkıp Sadece bir oyunu istediğin gibi oynanması çıkıp tek kale oynamak ya da topa sürekli sahip olmak değil. Ee, Avrupa maçlarındakine benzer bir dizilişle ve oyun anlayışı çıktı Galatasaray. Ama şöyle sorun oldu yani yedi iki golde hataydı yani yapılmaması gereken hataydı. Ama attığı golde hiç gol atmak istemezken attı sanki yani Galatasaray... Ama... Böyle rakip kaleye gitmeyi çok düşünen bir oyunda başlamamıştı. Düşme, düş, ya yani onu pek rakip kaleye gitmeyi becerememiştir Galatasaray o dakikaya kadar fazla. Ama attığı gol de çok iyi bir goldü yani. Tam o uygulama uygulamaya çalıştığı sisteme uygun bir goldü. Net bir şekilde yani, kaleye gitti. Çıkal iyi vurdu pozisyon, kabul ediyorum. Ceza sahası dışından biraz uzak bir noktadan. Yani ben Galatasaray'ın daha çok pozisyon bulacağını düşünmüştüm açıkçası. Çünkü Beşiktaş'ın kırılgan bir orta sahası var. Ne kadar Piyaniç oyuna ağırlığını koymuş gibi gözükse de savunma anlamında özellikle Teşe'ye de tamamen bir kişi eksik oynatıyor. Dün Mustafa'yla da konuştuk. Galatasaray daha dinamik bir orta sahayla çıkınca bu üstünlüğü ele alıp Beşiktaş'a kontralarda etkili olabilir diye düşünmüştüm ama yani ben de daha hiç fazla etkinlik hiç bekliyordum ama hiç kötü maç olmadı. Neyse geçen haftayı arkamızda bırakalım ya. Yeni haftaya geçelim artık yavaş yavaş. Geçelim geçelim bu hafta sanki biraz daha sığınabileceğimiz maç varmış gibi gözüküyor. Tabi bunlar hep bizi yanıltıyor ama yani Valla o... geçen hafta falan iyi yanıldık o maçlarda. Clean sheet'i yakalayamıyoruz bir türlü ya. Yani bu maçta gol yemez diyoruz rakip. Yok olmuyor. Yakalayamadık. Sivas Spor 90 artı 7'de 7 beni çok üzdü. Adana Demirspor son dakikalarda atmayı seviyor. O yüzden bir sıkıntı yaşadık. İnşallah bu hafta tutturabileceğiz diyelim. İnşallah. Malatya başlayalım Kale'den ya, istersen. Altay'ın son dakikalardaki golüyle başlayalım. Ya Malatya'nınki çok gereksizdi ya. Yani Mustafa Eski Ellaş da oynadı, asistini de yaptı. Adem golünü de attı ama yani çok gereksiz bir gol yedi Malatyaspor. Spor. Ya, maç da biraz işte zora girdi o sayede de. Yine de İyiydi Malatya Spor. Yani hak ederek kazandı. Konya Spor'dan söyleyeyim. yüzümüz güldü geçen hafta için. Neyse. Geçelim artık bu haftaya. Başlangıcı yapalım. Ee, derbiden sonra tabii derbi galibiyetiyle Beşiktaş belki haftanın takımı olarak öne çıkmış olabilir ama aslında haftanın gizli kahramanı bir takım vardı. Bülent Korkmaz'ın takımı Alanya Spor. Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında galibiyet aldılar. Çıkışlarını sürdürdüler. Bu hafta haftada içeride Göztepe'yle oynuyorlar. Göztepe'nin oyununu da beğenmiyoruz. Sen de beğenmiyorsun, ben de beğenmiyorum. Gerçi son maç iyiydi ama. Son maç, maç iyiydi, iyiydi. Trabzon'a ama Trabzonspor'da da şimdi Trabzonspor'un neredeyse her şeyi olan bakasitas yok, vakayama yok. O ikisinin de eksikliğinde Trabzonspor e, hücum gücü bayağı eksilmiş oluyor. Bu Trabzonspor'a karşı etkili oynadılar diyebiliriz ama Trabzonspor yine bir şekilde kazandı. Ben Göztepe'nin Alanya Spor karşısında da şansının az olduğunu düşünüyorum. Halil de yok takımın en önemli ismi sakatlığı devam ediyor. Tabii dediğimiz gibi biz hep sürprizleri açık olduğumuz için her sonuç her sonuca gebe olabilirim maç ama e, bana kalırsa Alanya Spor gol yemeden galip gelecek gibi. O yüzden kaleci tercihimi Serkan Kırmızı'dan yana kullandım. E, bir diğer tercihim de Başakşehir'den Volkan Babacan oldu. Başakşehir'de Emre Belazoğlu'nun gelişi sonrası gözle görülür bir çıkış içerisinde Beşiktaş'a karşı kazandılar. Antalya Spor'u deplasmanda mağlup ettiler. Şimdi de içeride Adana Demir Spor'la oynayacaklar. Adana Demir Spor'da son dakikada beraberliği kurtardı ama hala tam anlamıyla böyle bir oyun kimliğini oturtmuş değil. O yüzden Başakşehir'in bu maçta favori olduğunu düşünüyorum ve yedek kaleci olarak Volkan Babacan'ı tercih ettim ben. Sen neler düşünüyorsun? Serkan Kırıntılı'yı ben de aldım ama güveniyor muyum? yani çok da değil uygun fiyatı ve daha iyisini bulamadığım için aldım. benim diğer tercihim de bir başka teknik direktör değişikliğiyle çıkışa geçen takım Antalya Spor'dan Rud Bofen oldu. Diğer kaleci tercihim. Ben Antalya Spor'a yüklendim bu hafta güveniyorum. Antalya Bakalım. Spor'un yani nasıl güveniyorsun? Giresun Spor'la oynuyorlar. Giresun'u yenerler, sizi üzerler. Yani Giresun çıkışı çok net. Oyun olarak da, skor olarak da. Öyle ama Antalyaspor'un da çıkışı var ya. Antalya kötü oynamıyor bence son... Nuri Şahin geldiğinden beri. Yani bilemedim. Bu tercihine çok katılamıyorum açıkçası. Bir de şimdi Aslı beni yandan takip ediyorken. Giresun, e, spor... De, tamam. Giresun spor hakkında çok fazla <laughs> konuşmayacağım ama bence Giresunspor daha şanslı. Evet, Mali'nin baskı altında yaptığı yorumlarla savunma hattına geçelim savunmadan devam edelim. E, Alanya Spor'dan bahsetmiştik. Kaleci tercihim zaten Serkan Kırıntılı'ydı. ve Alanya Spor'un savunmasında öne çıkan önemli isimlerden biri Borha. İlk tercihim olacak sol tarafta Sen etkili. sevdin mi Borhayı? Galatasaray maçından beri Borhayı alıyorsun. Sevdim. Etkili oynuyor, iyi oynuyor. E, bindirmeleri etkili. Yani çok fazla geride bekleyen bir bek değil. Oyunun içinde olduğunu görüyoruz. Juan Fran da iyi bu arada. O da tercih edebilir. Ama ben e, Borja'yı tercih ediyorum. Genelde daha uygun olması sebebiyle bütçeye. Yani Juan Fran da alınabilir Alanya Spor'dan. E, i̇kinci tercihimiz Mustafa. Muhtemelen senin de takımında yer alacaktır. E, ben geçen hafta oynar mı oynamaz mı demiştim. Sen oynayabilir alalım dedin. E, ben almamıştım ama kadrolar açıklandıktan sonra ufak bir değişiklikle kattım. E, asistini yaptı dediğin gibi bu haftada Kasımpaşa ile oynayacak Malatya Spor Kasımpaşa'da tam anlamıyla bir kaos içerisinde yani evde değerli oyuncuları var ama bir türlü o oyunu sahaya yansıtamıyorlar Malatya Spor'da istim üstündeyken Şumudika ile çıkışa geçmişken Kasımpaşa karşısında galibiyete çok yakın Mustafa Eskellaş'ta hücumdaki katkıları sebebiyle kadromda yer aldı. ikinci tercih olarak. E, üçüncü isim Lucas Lima. Başakşehir'in çıkışından bahsettik. Orada da savunmada banka oynayan e, beklerden uygun fiyatlı isimlerden birini tercih etmek istedim. Bu sebepten üçüncü tercihim Lucas Lima oldu. Yedek tercih olarak da Trabzonspor'dan Vitor Hugo'yu aldım. Senin ligin e, en kuvvetli takımı bulduğun Çaykur Rizespor'la oynayacaklar. Bu sebepten Trabzonspor'dan da bolca isimler almaya dikkat ettim. Yedek defans tercihimde Vitor Ruiz olarak öne çıktı. Barış sen neler diyorsun? Ben Mustafa Eski Laç'ı tabii ki aldım yine. Ee, şey, e, Malatya diyorum. Trabzon'da şöyle bir şans var onu söylemek istiyorum. Haftanın ilk maçını oynayacak. Onun için oradan da sürpriz bir savunma tercihi yapılabilir aslında kadroları gördükten Üzlükse sonra. savunma senin prensin Serkan Hasan olursa olur. Serkan Hasan o... evet görü... göreceğim. Bruno Gör, Perez o, oynar. sakat olduğu için ya Dorukan Sabek oynayacak ya Serkan Hasan oynayacak. Evet Serkan Hasan oynarsa alınabilir. Ee, Mustafa Eskiyel ile çaldığımı söylemiştim. Ben bir de e, kanat beki gibi oynayan Bünyamin Balcı'yı da aldım Antalya Spor'dan. Kardeşim sen ee... bizi vurdurtacak mısın ya? Niye? Neden bu Giresun düşmanlığı Antalya'ya yüklenmişsin? Düşmanlık değil. Antalya'da bu şey, ligimizin güzide ekiplerinden biri. Yani e, Aslı'nın te, tepkisini çekmemek için doğru bildiğimden de uzak duramam. Sen Giresunluları alırsın. Çotanak, ben de Antalyalıları alırım. Çotanaklıların hakkını yedirmeyiz. Zaten Giresun Spor'dan birini aldım. Orta saha tercihimizde görüşeceğiz. Evet. E, Zukanoviç'i e aldım onun dışında. Ben Karagümrük'e de güveniyorum. E, biliyorsun yani çok kötü bir kadrosu var ama çok iyi bir hocası olduğu için iyi oynuyorlar. Geçen hafta da haftanın bence en iyi maçı e, Karagümrük'te. Zaten e, söylemiştik sen de. Söylemiştik çok... Karagümrük Hatay maçıydı. E, Kayseri maçında da etkili olacaklarını düşünüyorum. Zukanović aldım. Benim savunmadaki diğer tercihim de Fatih Aksoy Alanya Spor'dan. Sen paralel düşünüyoruz aslında? Sen şeye gittin. Ee, Borha'ya gittim. Ben Fatih Aksoy'a gittim. Son aldığımda da gol atmıştı Fatih Aksoy. Evet, yani Fatih Aksoy muhtemelen bir gol attı. O da senin aldığın haftaya denk geldi. Olabilir. Orta sahaya geçelim istersen. Geçelim. Karagümrük'ün sen galibiyete yakın görüyorsun. Eğer Karagümrük kazanırsa muhtemelen Hikmet Karaman da sıkıntı yaşayabilir artık Kayseri'de. Hikmet Karaman'ın biliyorsun ya döngüsünü. Geldiği zaman bir güzel kendini veriyor takıma o ara başarılı oluyor. Ondan sonra başlıyor işte. E, Bielsa, e e hocamla boş konuşmaya başlıyor. Ay öyle demeyelim. Ondan sonra böyle Öyle da... demeyelim. Bielsa e hocamla zoom görüşmelerine falan başlıyor muhtemelen. İşte şey falan yapıyor. E, Guardiola'nın basın toplantısında selfie falan çekiyor. Ondan sonra takım kazanamamaya başlıyor ve ayrıla gidiyor. Ama bu sene Bielsa'ya e gitmesine gerek yok. Bielsa e vari bir hoca olan Vitor Pereira ile görüşüp bunlardan bahsedebilir bu sene için. Bielsa'yı uzaklarda aramasına gerek yok Hikmet hocamızın diyelim. Orta sahaya geçelim. Alanya Spor, Alanya Spor diyoruz. Bakalım bu hafta Alanya'nın başına yakabilecek miyiz? Geçen hafta çünkü Bakasetas, Bakasetas, Bakasetas dedik. İsmini bile <laughs> telaffuz edemiyorum şu anda. Kaptanımız dedik. Videomuzun kapağına koyduk. Bakasetas sakatlandı. Oynayamadı. Bakalım bu hafta Alanya'yı çok övüyoruz. Efecan'ı da kaptan yaptım. İnşallah başımıza bir şey gelmez. İlk tercihim Alanya Spor'dan ve kaptanım olan Efecan olacak. İkinci isim Beşiktaş Galatasaray maçında Galatasaray'ın iyilerinden bu sezonun iyilerinden Kerem Aktürkoğlu gerçekten çok ilginç bir kariyer. Üçüncü ligden direkt Galatasaray'a geldi ve neredeyse bir yıl içinde şu an milli takımda Galatasaray'da değişmez oyuncu olma yolunda ilerliyor. Kerem Akkurt bu hafta da muhtemelen ilk bir başlayacak. Galatasaray'ın ilk birini tercih etme tahmin etmek zor olacak bu hafta için ama Kerem'in yerinin garanti olduğunu düşünüyorum. Rotasyon olmayacak en azından çünkü ara çok var iki maç arasında bir hafta ara var. Elindeki en iyi 11'i o çıkarır bence. Kerem de oynar. Peki, oynar. şimdi sen dersine çalıştın mı? Malatya Spor'dan bir isim aldım. Görüyorsundur. Münir diyoruz işin kolayına kaçarak. Soy ismini öğrendin mi? Dersi sınıfta kalmayacağım ya. Sınıfta kaldık. Sınıfta kalıp kalmayacağımı mı merak ediyorsun? <laughs> evet sınıfta kaldık mı kalmadık mı? Şoar. Dersime çalıştım diyorsun. Münir Şuar, Şuar kardeşimizi yine tercih ediyorum. Bu hafta bir şans daha veriyorum. Genelde böyle bir hafta alıp sonra bırakınca patlama yapıyorlar. Ben bunun önüne geçeyim. Ben bu hafta da alayım. Olmazsa olmasın dedim. O yüzden Münir'i şu hali tercih ettim. Üçüncü isim Marek Hamşik. Bakasetas'tan bahsettik. Sakatlığı vesaire oynamadı. O yüzden bu hafta tercih etmedim. Yani şimdi son dakika tekrar bir adalesinde ağrı hisseder bir şey olur riske edilmek istenmez. Ama haftanın Gerçi... ilk maçı. Yani ben ben tercih ettim. 11'i görünce değiştirebiliriz Gerçi, Öyle bir şey. E, herhangi bir sakatlık yok. Antrenmanlara katılmış ama ben ne olur ne olmaz diye Marek Hemşi'yi aldım. Dediğin gibi ilk 11'in başına göreceğiz ama aksi bir durum da olabilir. Hani maça başlayıp farklı bir durumla da karşılaşırız. Daha sağlıklı olduğunu bildiğimiz Marek Hamşi ismini tercih ettim. Rize Spor karşısında da asist ya da gol yapacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Daha uygun bir rakip bulamaz. Zaten iyi oynuyor. Bir de böyle uygun bir rakibi bulmuşken skor katkısı verir Marek Hamşik. Son isim Serginho. Giresun Giresunspor'dan tercih yapacağımı söylemiştim. Sezon başından beri Giresunspor'un en istikrarlı isimlerinden. Son hafta golünü de attı. Başına bir şey gelmezse bu hafta da bir katkı verebilir diye düşünüyorum. Bu sebepten. Serginho Balici'm ya... iyi yapmışsın. Gol atmasa da evde huzurun en azından olur. Öyle düşünmek lazım. Olabilir, olabilir. Yani bakalım benim için hayırlı bir tercih olur diye düşünüyorum. Yedek isimde Berkay Özcan. O da Başakşehir'de son hafta biliyorsun iki gol attı. Kopya goller. Ee, uygun da bir maliyeti var. Emre hocasıyla beraber tekrar bu hafta sürpriz ceza alanı koşulları yapabilir. O yüzden ben bu hafta da Berkay'a şans veriyorum yedek tercih olarak kadroma kattım. Bir de senin görüşlerini dinleyelim. Muhtemelen yine paralel olduğumuz konular var ama Antalya Giresun'da ayrıldık Biz bir tercihim var benim orta sahada. Yani duyunca şaşıracaksın. Nasıl onu aldı diyeceksin. Ee, Bakasitas'ı aldım ben. 11'i göreceğim. Oynuyorsa Bakasitas'a devam edeceğim. Hatta kaptanım da bakasetası. Bakasitas'ı ben de her hafta alıyorum zaten. Söylemeye gerek yok. Sadece bu sebepten alalım. Yoksa her hafta dediğim gibi, geçen hafta dediğimde bir değişiklik yok. Bakasetası yazarım, etrafını doldururum. Onun dışında ama sadece bu hafta bir soru işareti olarak almadım. Dediğin gibi kadroyu görüp değiştirilebilir. Serdar Gürleri aldım. Ben Fenerbahçe'ye karşısında etkili olacağını düşünüyorum. Konya Spor çok iyi takım. Ee, yani sene başında söylediklerimi geri alıyorum. Özür diliyorum Konya camiasından. İlhan Palut ee, hocamdan özür dile. İlhan Palut hoca helal olsun valla. Ee, çok iyi takım kurmuş. Kadro da öyle çok çok iyi bir kadro da değil ama çok müthiş oynuyorlar gerçekten. Bir takım bütünlüğü var. Ne oynadığını bilen az sayıda takımdan biri ligimizde. Kadro Serdar müthiş derken ben kadroya bakıyorum. izliyorum Galatasaray maçında. Ya bu takımda kim iş yapacak diyorum ama oynuyorlar. Ya, bir hakikaten şekilde. yani her takımın isteyip alabileceği oyuncular yani ama çok iyi bir kadro kurmuş, çok iyi yakalamış. Herkesten verim alıyor. Ee, saygı duyuyorum. Kerem Aktürkoğlu'nu ben de aldım. Ya Galatasaray'dan alınabilecek az sayıda oyuncudan biri. <laughs> hem banko hem de fiyatı uygun. Ee, ve Berkay Özcan'ı da yedeğe aldım. Ee, Başakşehir'in Belli ki e, gizli forveti olacak Emre'nin sisteminde. E, onun için aldım Berkay'ı da ve sürpriz tercihime geliyorum. Bu programda çok sövdüğüm, çok eleştirdiğim, Galatasaray'dan gitmesi için elimden geleni yaptığım ve Alanya Spor'da da Galatasaray'a faydalı olmaya devam eden, geçen hafta Fenerbahçe'ye gol atan ve gizli forveti olan, Manko 11 oynayan Emre Akbaba'yı aldım. Şaşırmadım, şaşırmadım. Kadıköy'de golünü attıktan sonra ödüllendirmek istemişsin. Emrah. Ya Ya Davidson'u alacaktım da Davidson çok pahalı. Yani el değmiyor ona. Onun için yani Efecan ikinci Efe Can... tercihte en mantıklısı Emrah Baba. Efecan kaptanımızı da tercih edebilirdin. O da sana göz kırpıyordu. İşte geçen maç zaten onlar biliyorsun. Biri attı, biri attırdı. Mantıklı bir tercih yani Emrah Baba da olabilir. Dediğin gibi skora yakın bir oyuncu ne kadar sen beğenmesen de hakkında konuşsan da. Yok kadromda olsun istemem. Yani takımımda oynasın istemem. Ama fantezi futbol için mantıklı yani. Yani olabilir. Tabii bu hafta Hatay Beşiktaş maçı var. Beşiktaş çok e, sık gol yemeye başladı. Kolay gol yiyor. O yüzden Hatay Spor'dan da tercihler yapılabilir karşılıklı Be ben çok Hatay girmek Spor'dan istemedim. Da... Çok Güzel maç olur. Hatay yani kesinlikle şansı var bence Beşiktaş'a karşı. Ki geçen Ama... seneki durumları da biliyorsun çok üzerinde konuşuldu. Hocalar konuştu, açıklamalar yapıldı. Evet. Çok farklı bir skor oldu. Muhtemelen Hatay Spor bu maça özel olarak hazırlanmıştır. Beşiktaş Ama Hatay Spor'un Hatay Spor ligdeki durumunu şöyle açıklamak lazım. Trabzonspor'un 24 puanı var. Hatay'ın 20 puanı var. Hatay. 10 beş, maçta beş, 6 galibiyet, alanya, 2 beraberlik ve var, evet. 2 mağlubiyeti var Hatay Spor'un. Mağlubiyet aldığı 2 takım Galatasaray ve Fenerbahçe. Yani aslında yani gücü yetmedi onlara. Çünkü oyuncuların gerçekten seviyesi fazla yüksek değil. takım olduğu için bir arada oynadığı için ligde çok fark yaratıyor çoğu takıma karşı. Ama geliyor ki işte Galatasaray, Fener gibi çok daha üst kalitedeki takımlara da zorlanıyor. Onun için Beşiktaş maçında da oyun olarak değil ama kalite olarak sıkıntı, tecrübe olarak oyuncuların özellikle alt liglerden gelen çok oyuncu var. Sıkıntı yaşayabilirler. Ben ondan almadım ama tabii her en azından açık maç. şöyle diyebiliriz. Yani Bayis tabiriyle karşılıklı gol var. Sanki çok, çok bir mantıklı. Ihtimal çok mantıklı. Gibi duruyor. O yüzden orta sahadan bir tercih yapılacak. Hatay Spor'dan Traore ismi anılabilir. Beşiktaş'tan da Gezdal ve e, Piyaneç isimleri tercih edebilir. Gerçi için ve Gezdal'ın maliyetleri yüksek olduğu için bu maçta Hatay Spor'dan Traor ismi daha öne çıkıyor. En azından. Sabah şey söyleyebilirim ben de evet. ama onun da maliyeti çok. Yani tercih edilebilir. Yani bu maç gollü geçeceğini düşünüyorum. E, Beşiktaş ve Hatay'dan da isimler alınabilir diye ekleme yapalım. Orta sahaya e, geçerken. Ve dönelim Forvet'e. Forvet'te Malatya Spor'dan ilk tercihim var. Aslında Teteh de olabilirdi. Adem Büyük de olabilirdi ama biz e, sürekli kendi sosyal medya kahramanımız, fantezi futbolu kahramanımız Adem Büyük olduğu için sürekli bahsettiğimiz için ondan yana kullandım tercihimi. İlk ismim Adem Büyük olacak. E, Malatya Spor'un dediğim gibi İstanbul deplasmanında maçı kazanacağını düşünüyorum. Bu sebepten de Adem Büyük ilk isim olarak öne çıkıyor. Yedek tercihim Diediu. Diediu diyor biz telaffuz ediyoruz ama geçen e, maçta farklı duymuştum ismini. Sen ne diyorsun? Nasıl söyleyelim? Diediu diyorum ben de. Sen de Diediu'dan yana oyunu kullandın. O zaman biz Diediu diyelim ve alalım kadromuza. Alanya Spor'un etkili oyununda önemli isimlerinden biri. Gerçekten e, ileride Alanya Spor topu tutarken Kendine çok güvenli bir oyunu var. Oyunu rahatlatıyor. Süper Lig'de e, her zaman iş yapan oyunculardan. İşte Okaka'dan bahsettik. O da yedek tercihim. Okaka'da e, iş yapıyor Süper Lig'de. Böyle defansta boğuşabilen, böyle çok fazla yeteneği olmasa da biraz topu ayağına tutabilen isimler her zaman katkı sağlıyor. O yüzden Diye Diedew tercihim var. Yedek olarak da Okaka'yı aldım. Zaten sürekli gol atıyor. Sürekli oyunun içinde, sürekli katkı veriyor her sene biliyorsun konuşulan isimler vardı işte Türkiye'ye geleceği transfer döneminde sürekli bahsedilen isimler olurdu. O kaka da bunlardan biriydi. Bir sene Beşiktaş'a geldi, Fenerbahçe'ye geldi, Trabzon'a geldi. Ama Galatasaray'a son... da geldi. Galatasaray'a da geldi. En son Başakşehir aldı. Bu isimlerden genelde çok verim alınmaz ama o kaka bunun aksine bir performans sergiliyor. Gollerini atıyor, iyi oynuyor. Genelde de içeride atıyor. Bu sebepten Adana Demirspor karşısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda gole yakın isim olarak düşünüyorum. Son tercih olarak da Okaka'yı aldım ben. Senden de aynı performansı bekliyorum. Muhtemelen Okaka vardır sende de. Okaka var. Adana Demirspor karşısına güveniyorum Başakşehir'e. Ben ben de Adana'da olacağım bu arada bu hafta sonu. Adanalı, Adana'yı iyi bilen takipçilerimiz de tavsiyelerde bulunurlarsa sevinirim. Gastronomik bir seyahat yapacağım. Ee, ama yani Başakşehir'i favori görüyorum. Onu söyleyeyim. Ee, ben Tehte'ye aldım. Benjamin Tete ya da doğru söyleyeyim Tete. Ee, Adem iyi ama birazcık daha Tete'yi beslemeye çalışıyor sanki. Geçen maç o izlenimi edindim. Ee, zaten ikisi de attı. Ama Tete eskisine göre daha önde daha kaleye yakın oynatıyor onu hoca. Ee, onun için bu haftalık TT'ye aldım. Adem'in tabii penaltı kullanma avantajı da var. Geçen hafta da penaltıdan attı zaten. Ama yine de ben TT'yle seçtim bu hafta. Oradan devam ettim. Hacı Wright Antalyaspor'a güveniyorum. Hacı Wright da atıyor. içeride özellikle. Kardeşim maç... Antalyaspor hakkındaki yorumlarını attık cevap vermiyorum. Dışarıda ama. Efendim? Antalyaspor hakkındaki yorumlarını attık cevap vermiyorum. Evet. Şey belli, videoya gelecek e, dislike'lardan birinin e, çok yabancı birinden gelmeyeceği belli herhalde. E, diğer tercihimde de Alexander Pesic. E, Karagümrük'ü favori gördüğümü söylemiştim. Pesic de o takımın gole en yakın oyuncusu. E, maalesef kanat oyuncuları oyunda forvet olduğu için e, Karagümrük'teki onları alamıyoruz. Hem bütçe olarak hırpalıyor hem de çok mantıklı değil. Onun için Alexander Pesic ile kadromu tamamladım. Yani bu hafta biraz daha ayrılmışız. Geçen hafta neredeyse aynı kadroyu kurmuştuk. Bu hafta farklı takımlara ağırlık vermişiz. O yüzden biraz daha e, değişik kadromuz oldu. Bakalım göreceğiz. Yani özellikle Giresun Antalya maçı merakla bekliyorum. Nasıl sonuçlanacağını. En çok ayrıldığımız maç konuşmadığımız maç olarak bir de Altay Sivas maçı var. İkimiz de tercih yapmadık. Altay ve Sivas. Yani çünkü ikisi de ikisi de güven vermiyor herhalde onun için. Yani evet Sivas'a güvenmiştim açıkçası son hafta ama o 90 artı 7'de gelen gol benim... Ya gol değil sadece. O maç 1-0 bitse de bence güvenmezdi bu hafta. Oyun olarak hiç tatmin etmedi. Evet maalesef Rıza Hocam tam olarak oturtamadı oyunu. Pedro Henrique de kırmızı kart gördü. Biz de seninle yaptığımız O ne kadar kötü de... emin değilim ya. Sivas için o ne kadar kötü emin değilim. Yok, kötülüğünden ziyade hep bahsederdik Kayseri'deyken de. Hep alıyoruz ama kartta da yakın bir isim. Kırmızı kartta görebilir deriz. Zaten ben hep şunu, şunu diyordum alırken. onu alırken hep şunu diyordum hatırlıyorsundur. Yani kadromda olmasını hiç isteyeceğim bir oyuncu değil ama fantezi futbolu için mantıklı. Çünkü takımdan çok kendine ayağına gelene vuruyor. Gole yakın onun için. O açıdan alıyordum. Attığı da oluyordu. Ama Sivas seviyesinde değil. Ya o maç sıkıntılı mı? O maç karşılıklı gol olabilecek bir maç. Bir de yani Sivas eski hücum etkinliğinde olmadığı için oyuncuları da ucuz değil. Ligi geçen sene iyi bir noktada bitirdiği için. Or oralara girmek istemedim ben. Altay zaten güven vermiyor. Eksikleri de var. O maç çok... Cazip değil. Ben Konya-Fenerbahçe maçının keyifli geçeceğini düşünüyorum. Onu söyleyebilirim. Konya Spor'dan da evet tercihler yapılabildiğini sen aldın. Ben da... Serdar Gürleri, Gürler'i aldım. Ama sen bu tercihleri yaptın da Fenerbahçe bir şekilde maçı kazanıyor. Onu söyleyecektim. Aklımdaydı. Unutmuşum. Yok kazanabilir. Yine fe Fenerbahçe kazanır belki. Ama mesela e gol atabilir Serdar Gürler. O takımın gole en yakın oyuncusu. Maliyeti de uygun. O açıdan almak her türlü mantıklı bence. Yani Fenerbahçe Kazanamaz demiyorum. Hatta kazanabilir. Böyle Valencia, maçlarda Valencia ismi öne çıkıyor. Zaten son maç yedek başlamıştı. Bu maç yüzde yüz on bir başlar herhalde. Bir sakatlık olmazsa o bir yüzden ara, ara olduğu için Galatasaray Fenerbahçe'de yedek daha az oyuncu sahada olur. Yani aslarla çıkar genelde bence. Ya biz çok takılıyoruz böyle aslara yedekleri. Aslında takım oyuncusu olmak başka bir şey ama. Valencia bu takımın değişmez forveti olmalı ya. Yani oyun için takılıyoruz mecburen. Çok çok defa gördük. Valencia Fenerbahçe'nin birinci forvetidir. Devre ya, arasından. Valencia tarz olarak çok tercih ettiğim bir transfer değil. Hem yaşıyla hem kariyerinin kariyerin inişli çıkışlı olmasıyla hem son yılları geçirdiği e, lig seviyesiyle. Gerçi Meksika Ligi çok kötü bir lig değil de e, ama Fenerbahçe böyle çok transfer yaptı, fazla transfer yaptı. Bir tek herhalde Valencia'da iyi tutturdular. Çok hem önemli bir oyuncu, önemli bir karakteri transfer ettiler. Aynen öyle. Çok e, etkili oynuyor, iyi oynuyor, kendini veriyor. O yüzden. Nereye koysan da oynuyor yani. Çok ilginç bir oyuncu. Aynen. Bu hafta kadrolarda düşünülebilir Valencia diyelim. Ee, bakıyorum başka eklemek istediğim var mıydı? Maçlardan bahsettik. Onun dışında benim aklıma gelen bir şey yok. Var mı senin eklemek istediklerin? Ben hatay Beşiktaş maçının çok keyifli olacağını düşünüyorum. Konya Fenerbahçe aynı şekilde. Ee, bu iki maç, hatta bir de Başakşehir Adana Demir de e, keyifli olur bence. Bu üç Başakşehir maçı... Adana Demir maçı çok keyifli olmaz ama bizim Evren bölüm... geldikten sonra mı? Değişti Başakşehir'in oyunu. Ben daha sana şöyle söyleyeyim, bizim hiç bahsetmediğimiz, değinmediğimiz Altay Sivas maçından çok farklı bir performans görebiliriz i̇lginç bir skor bekliyorsun o maçtan. Her şey olabilir o maçta. O maçı da dikkat o Maç 1-1 bir bir falan gibi geliyor bana ya. Tabii ki en fazla merak ettiğim maç Giresun-Antalya. Giresun-Antalya. Önümüzdeki hafta da bu hafta Beşiktaş Galatasaray'la başladık. Önümüzdeki hafta da muhtemelen Giresun Antalya maçıyla başlarız. Bakalım. 0-0 biterse hiç değinmeyiz. Devam ederiz. E, berabere bitsin. İkimiz de üzülmedi Ben çok adam aldım ya Antalya'dan. Gerçi kaleciyle savunmadan puanımı alırım. Hacı Wright'ı da artık alamadığımız puan alamamış olurum. Problem yok. Bakalım. Merakla bekliyoruz. Evet. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Ben tamamladım. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyelim Barışçım. Ee, senin de ağzına sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta e, yine Sosyallik programımız Kadro Mühendisleri ile sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.